durum oldu. Biraz mixed tense şeklinde gideceğiz. Biraz karışık. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, past continuous tense, past perfect tense. Biraz bu terslere ağırlık vereceğiz. Tamam. Okeydir. Bak, şimdi kar yağıyor diyoruz. Hangi terse veririz? Present continuous. Tabii ki. Look. Now that Bir öznesini verelim. It is. is kar yağmaz. Kar Kar. yağmıyor. Snowing. It is Snowing snowing. now, değil mi? Now, evet. It's snowing now. Bütün hava olaylarında kar yağıyor, işte yağmur yağıyor vesaire de it öznesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamam. Geçen kış grip olmuştu. Mıştı, mişti. He Evet. had been sick since Söyleyebilir miyiz? Şöyle grip olmak anlamında have a flu'yu kullanırsak eğer grip olmak anlamında evet, had a flu. evet, head He, olur değil mi bu da? evet, he had had a flu. The flu, the flu diyelim belli olsun. The flu ne zaman? Geçen kış. Last winter. Last winter, harika. Kalıbımızı öğrenelim. Have a flu grip olmak anlamında kullanılmaktadır. Bu kalıp. Dolayısıyla past perfect tense de have'de de üçüncü halde geldi değil mi burada? Evet. Mıştı şeklinde. Okey. Dün gece kitap okurken aniden bir çığlık duydum. Can olduğu için when kullanacağız. While kullanabilirsiniz burada. While, tamam. While I Was book, reading suddenly dün gece last I heard a scream. evet, suddenly Last night, evet. I heard değil mi? İkinci I adım. heard, evet. A scream. A scream. Evet. Bir çığlık duydum. Ne yaptık? While ile birlikte ikeni koyduk. Ve içi mutlaka bir continuous tense olacaktı. Continuous test, Evet. evet. Ve past continuous tense yaptık. Your'ken, your anlamında. Ve dışı da simple past tense olabilir zaten. I heard a scream. Bir çığlık duydum diyoruz. Tamam. Güzel. Carol yeni işine çoktan başlamıştır. Çoktan Ne başlamış? Çoktan başlamıştır. anlamında bir already kullanabiliriz. Already. Present perfect tense güzel olur buraya. Çoktan ve aynı zamanda zaten anlamında da kullanılabiliyor. Carol Evet. already Have have already tamam already have already started. Onun çoktan baş yeni işi ne? Onun yeni işi. onun yeni işi his new job İzleyeceğim. Harika. İzleyeceğim. Ne yapıyoruz? Bu tür zarflar geldiği zaman buraya still da gelebilir, just da gelebilir. Ondan sonra never da gelebilir, ever da gelebilir. Bunları şöyle Yardımcı fiil ile ana fiil arasında. ana fiil arasında konumlandırıyoruz her zaman. Burada. Burada çoktan derken olur mi? Evet, Olur. olur. Çok Evet, kullanımda tamam. Çoktan zaten. çoktan anlamında kullanabilirsiniz. Tamam. Geçen hafta tavşanım kaçtı ve onu henüz bulamadım. Şurada. My bunny My rabbit diyebilir miyiz? my rabbits Hı-hı. kaçmak Kaçtı. escaped Olur, runaway olur. O run da Ren'e döner değil mi? run away evet Runaway oldu. şimdi kaçtım Ne zaman? last week Tamam. Bunu gördüğünüz gibi and dedik zaten. Direkt geçmiş zaman nokta atışı. Simple evet past yaptık. Virgül end. Henüz bunu bulamadım I bulmak bulamadım. think. I didn't think. Yok. Henüz Evet. dikkat ettiniz mi? Evet. Yet. Evet. Ve olumsuz cümlelerde mutlaka ve direkt present perfect'tense götürür sizi. I haven't Evet. Found. found Found it. yet. Yes. It yet. Harika. Ne yaptık? Henüz bulamadık. Bakın hala etkisi devam ediyor. Gördünüz mü? Evet. Yani geçmişten günümüze hala etkisi devam ediyorsa present perfect tense de yapabilirsiniz bunu.
Bulamadım. Hala bulamadım anlamında kullanıyorum yani. Evet. Dolayısıyla yet de henüz anlamında olumsuz cümlelerde cümlenin sonuna atarız. Bu şekilde. Tamam. Bir şey Aynen. soracağım. Tabii ki. Mesela simple past tense'te eğer olumsuz olursa ondan sonra fiilin verb sıfır hali geliyor. Tabii ki. Mesela I didn't find it. I didn't find it. Ama Demeseydi, ben bunu bulamadım deseydi, bunu kullanabilirdiniz. present perfect'te Tabii. fiilin verb 3 hali mi? Birlikte verb 3 hali kullanılmaktadır. Tamam. Zaten find'ın ikinci hali de found şeklinde geliyor. Üçüncü hali de found olarak geliyor. Şöyle gelmektedir zaten. Şöyle de yapalım. Aklınıza takılan bir şey var mı Recep Bey? Since bir de for vardı. Onların Tabii. kullanımı Açıklayalım mı onları size 2 dakika hemen şöyle? olur. Then beri anlamında. Çünkü çok önemli present perfect tense. Evet. Then beri böyle. Ve mutlaka eylemin başlangıç tarihiyle birlikte verilir. Evet, Bir since saatte mesela 1900. 1980. Tabii. Aynen öyle. Ya da 1990. önemli değil yıl olması. Mesela since 3 o'clock. Olur mu? Olur, evet. Üçten beri. Saat 3'ten beri. Ya da since last month. Geçen aydan beri. Geçen aydan beri. Ya da since Monday. Pazartesinden beri. Pazar. Tabii ki. Since August. Ağustos'tan beri. Since de Evet. birlikte eylemin başlangıç tarihi verilir ve mutlaka edat olduğu için de devamlı isim alır ve present perfect tense bizi götürür. Cümlenin sonunda mı? Forma. Tabii, cümlenin sonunda kullanacağız. Aynen öyle. Yetki kullanacağız yani burada. Yetkin. Tamam. For vardı bir dediğimi. Dırdır anlamında. Evet. Ve süreç anlatır. Şuna da diyelim ki eylemin başlangıç tarihi diyelim. Süreç anlatırdan kastımız nedir? Mesela eylem bir şekilde sürüyor değil mi? Evet. Koca sürdüğü şeyi anlatacağız. Süreci anlatacağız. Tamamını. Mesela for 3 ay dediğimiz zaman for 3 For 3 months. yani eylem 3 ay sürdü anlamında kullanıyoruz. 3 aydır ya da for 3 years 3 yıldır Evet. ya da for 3 hiç önemli değil uzunluk kısalık minutes 3 dakikadır Dur. ya da seconds 3 saniyedir. Hiç önemli değil. Gördünüz mü? Yıl Evet. olabilir, ay da olabilir, saniye de olabilir. Bu önemli değil. Önemli olan sürmesi. Süreç. Yani Evet. aynen sürüyorsa sisle de sürüyor zaten. Sisle de sürüyor. Sadece elin başlangıç tarihi olarak kullanıyoruz. Yani present perfect tense'in esprisi şu aslında. Geçmişten günümüze bir süreci vurgulayacağız. Geçmişten Evet. günümüze. Bu devam da edebilir, bitmiş de olabilir. Mesela for'la bitirelim. Mesela 3 gündür bu projeye çalıştım. 3 gündür bu projeyi tamamlamaya çalıştım. Ya da 3 gündür bunu tamir ettim. Bunu tamir ediyordum. Bunu Evet. tamir etmeye çalıştım. Bitirdik. Sonunda da şu sonuca varıyoruz belki. Ya tamir ettim ya tamir edemedim anlamını çıkartıyoruz. Günümüze de etki ediyor. Evet. Olumlu ya da olumsuz etki ediyor. Bir de bu tense continuous hali var değil mi? Present Evet. continuous. O da hala günümüzde devam ediyorsa. Geçmişten başladı, günümüze hala devam ediyorsa. Mesela 3 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Bakın devam ediyor. 3 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Onun gramatik özelliği de I have been working Working. in this company for 3 years. Evet. Şu. Present perfect nedir? Present perfect bu da have has artı fiilin 3. hali bu kadar. Budur.
Frekansı budur. Bir de eklemediğimiz birkaç tane daha var. Onları da hatırlatayım size. For ve since'den başka. Just vardı. Yet eşittir yet. Henüz anlamı. Ama olumlu cümlelerde henüz, daha yeni, az önce. Henüz, daha yeni, az önce. Mesela öğretmen az önce geldi. Öğretmen henüz geldi. Öğretmen daha yeni geldi. Mesela the teacher has just, yine konumlandırdım, arrived ya da Evet. come in the class mesela, değil mi? Evet. Öğretmen sınıfa daha yeni geldi. Just'la birlikte kullandım bunu. Bakın, olumlu cümle. Ve just çok sık kullanılan bir zarftır burada. Evet. Frekansta çok tercih Bu ediliyor. tenste. Kesinlikle bu tenste. Daha yeni geldi, henüz geldi, az önce geldi. Yet bir de olumsuzlarda oluyordu sanırım. Kesinlikle yet olumsuzlarda. Her zaman olumsuzlarda kullanılır yet. Bakın, henüz etmedim, henüz gelmedim, henüz yapmadım. Hala etkisi devam ediyor, gördünüz mü? Henüz Evet. yapmadım ama yapacağım anlamı çıkartıyorsunuz. Aslında Aynen. bu tersin temel özelliği de bu. Geçmişten günümüze etki ettire getiriyoruz. Sonra başka ne verelim? Still var hala anlamında. Mesela hala yapmadım, değil mi? Evet. Still, hala. I have Aha. still I haven't still mesela. I haven't still Evet. started this project. This project. Harika. Harika bir cümle. Bu projeye hala başlamadım. Ya da henüz başlamadım. Bunu henüz de kurabiliriz, değil mi? Evet, I haven't yok, I have just o umlarda oluyordu herhalde, değil mi? Started this project. This project Verebiliriz, değil mi? yet, evet. Evet. Henüz başlamadım şeklinde. Tamam. Bir de şuna bakalım. Ever ve so far duydunuz mu? Ever'ı duydum, so far'ı duymadım. Şu an kadar, şimdiye kadar anlamlarında kullanabilirsiniz. Ever ve so far. Öyle. Mesela şu ana kadar 3 proje bitirdim. Nasıl deriz? Şu ana kadar 3 proje bitirdim. So far I have finished. finished. I have finished three projects so Project. far. Evet. Project so far ya da ever. Ever. Cümlenin sonunda ever'ı kullanıyorsanız mutlaka tek anlamda kullanılır. O da şu ana kadar, şimdiye kadar anlamında. Ever'ı kullanıyorsanız. Okeydir. Bir de ever'ı sorularda kullanıyoruz, değil mi? Hiç anlamında. Evet. Have you ever been in İstanbul? Evet. Harika. Have you ever been to İstanbul? İstanbul'da bulundun mu? İstanbul'a gittin mi hiç diyoruz, değil mi? Hiç anlamında. Evet. Ever'ı burada hiç anlamında kullanıyoruz. Çok güzel. Bir de never kullanıyoruz, değil mi? Hiç yapmadım. Onu da olumlu Evet. gösteriyoruz. Aynen. Olumlu yazıyor ama olumsuz oluyor. Evet, aynen öyle. Sorularda kesinlikle never'ı kullanmıyoruz Recep Bey. Sorularda her zaman ever'ı kullanıyoruz. Ever. Anlamında. Never kesinlikle yoktur sorularda. Cümlelerde, olumlu ya da olumsuzlarda never'ı kullanıyoruz. I have never hiç Been to been to İstanbul. İstanbul. İstanbul'da hiç Hiç bulun. bulunmadım. Evet. Cevap verirken never'la cevap veriyoruz. Evet. Bunlar önemli kalıplar tabii ki. Present perfect tense içerisinde şöyle işaretleyelim. Evet, güzel. Bunlar kullanılmaktadır. Hemen geliyorum Recep Bey. Tamam. Zaten biliyorsunuz ki bu bir öğrenme süreci. Hemen zaten Evet. aklımızda hani %100 kalacak diye bir olay kesinlikle yok burada. Zaman içerisinde bunların hepsini birlikte konuşarak, anlayarak, mantığını kavrayarak yazacağız, konuşacağız. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz tabii ki. Devam edelim mi cümlelere? Edelim.
Evet. Çocuklar boşlukları doldururken öğretmen tahtaya cümleler yazıyordu. O ne güzel. Bakın. Burada can var. İkisi de past continuous değil mi? Evet. Gördünüz O mü? zaman while ile başlayacağız. Tabii ki başlayabilirsiniz. While the children Were. doldurmak feel, were Tabii ki filling fill olabilir. Write da olabilir. Hiç önemli değil. writing. Writing neyi? Tahtayı blackboard. Boşlukları doldururken boşluklar ne olur? Writing, filling Fill in diyor. the blank. Fill Gayet. in the blank. Evet. Filling Filling in the blanks olur ya da blank. gaps olur değil mi? Evet. Fillings de gaps ya da blanks. Blanks da olabilir tabii ki. Boşluklar şeklinde. Gaps olsun. Gap'in aynı zamanda uçurum anlamı da vardır. Boşluk anlamı da vardır tabii ki. Tamamdır. Virgül koydum. While ile başladım çünkü. Öğretmen tahtaya cümleler yazıyordu. Teacher was writing. Teacher was Writing writing. Evet. ne yazıyordu cümleler sentences Sentences on the blackboard. Evet, on the board'da diyebilirsiniz. blackboard. Çok güzel. Evet, iyi orada anlamını zaten hem kendine birlikte bir kere bu var. İyi orada anlamı. Ve ikinci de kullanmış. Güzel iki tane past continuous tense yaptık. Tam esna cümleleri oldu. Su 100 santigrat derecede kaynar. The water Water is genel olsun. water kaynamak Kaynar boiled. boil fiili. Boils. Boils At level. one hundred santigrat. Onu şöyle verebilirsiniz. Aklınıza o şekilde yerleştirin. Degrees Celsius. Şöyle. Degrees Celsius. Evet, degrees Celsius. Santigrat. Santigrat derece şeklinde. Santigrat Celsius derece degree zaten. Biliyorsunuz ki santigrat derece Türkçe, İngilizce tam tersi olmuş oluyor. Evet. İlk dereceyi veriyor İngilizce'de şöyle. Sonra santigratı veriyor şöyle. Degrees Celsius. Evet. Evet, copy paste yapıyorum şöyle. Evet, yazıyoruz. Okuyabilir miyiz bir kere? Water boils at 100. Celsius. Degrees Celsius. Evet. Degrees Evet. Santigrat derece. Celsius. Peter şu anda ne yapıyor? O duş alıyor. What is Peter now Now. doing now? He is bathing, washing, Duş almak anlamında take a shower. shower, taking shower. Shower ya da have a shower. İkisi de olur. He is He taking. is taking a shower. Evet. Çok güzel collocation'lardır bunlar. Kalıp ifadelerdir. Evet. Haydi biraz Take bakalım. Dün akşam tiyatroya gittim. went to theater Went to the theater last night. last night. Okay. Sue'ya hiç mektup yazdın mı? Hiç. Past Present yok, perfect. present continuous. Present perfect. Evet. Have you ever been? Yok. Have you ever Written. written? Written. Have Written. you ever written a letter Letter. to Sue. Evet. Cevap nedir? Evet. Dün Yes. Dün yazdım. Yes, I wrote wrote. Evet. Ha, ona. I wrote a letter. I wrote her olur mu? I wrote her. Evet. Yesterday. Yes. Dün I ona wrote yazdım. Yesterday değil mi? her. Evet, soruyu bu şekilde sorabiliriz. Sorun yok. Ama bu şekilde dün dediği için de değil mi? Evet. Yesterday'imizi kesinlikle nokta atış bir zamana götürür. O yüzden de Evet. past tense'e birlikte verdik.
Okey. Otobüs beklerken bir kaza gördüm. was While waiting, and when I was waiting waiting, adı ne? for Waiting for bus, the bus. Bir kaza gördüm. I saw a accident. I saw an accident. Exit and exit. Bir kazaya şahit oldum. George genellikle pazartesi günleri çalışır. George usually works On on Sundays. Sundays. Ödevini yaptın mı? Hala devam etsin etkisi. Have you Have done your homework? you done? Your homework. Okay. Ödevini henüz yaptın mı dersek? Ödevini henüz Yet. yaptın mı? Have Sorular. you done your homework yet? Evet, aynen öyle. Sorularda biliyorsunuz ki hani olumsuz yapmaya gerek yok. Henüz yaptın mı anlamında yeti cümlenin sonunda kullanabilirsiniz. Cevap verirken de henüz yapmadım diyebilir. O zaman olumsuz yapabiliriz. Çok güzel. Geçen akşam kötü bir kaza geçirdi. Şey kaza Geçen geçirmiş. akşam değil zaten. Geçen akşam past vereceğiz. Simple past verebilirsiniz. Kaza geçme Kaza accident. geçirmek Şey, hem had accident. evet, aynen öyle. Onu da yazalım. Bu Had en accident. Bir kaza geçirmek. accident. Last night ama kötü. She She had kötü an a e bad accident. evet A bad accident last last night. night. Çok güzel. Şurada aklımızda bulunsun. Next. Sandra son matematik sınavında kötü bir not aldı. Sandra take Two. Sandra aldı kötü bir not. A bad Notu markla verebilirsiniz. mark. A bad mark. Mark. The last match Sınavında derken de dayı onunla verebilirsiniz. on On her. her match exam. Last. Last match That's exam. exam. Evet. Match Evet, matematik. Son matematik sınavında diyoruz değil mi? D'da da onunla veriyoruz. exam. Tom şimdi arabayı tamir ediyor. Now Tom is writing tamir etmeye, repairing. Tom is repairing her car. His car. His car now. No. Ya da arabayı direkt dediği için the car da değil. Car. Öyle de değildir. Affedersiniz, İngilizce konuşuyor musunuz? Excuse me. Evet. Do you speak Evet. We speak English. English? Evet, güzel. Ben lisedeyken işte otobüs durağında bekliyordum, bir turist geldi işte, "Do you speak English?" dedi, "No, I can't," dedim. Gerçekten mi? Evet. Çok büyük tesadüf olmuş. Evet. Ama bundan sonra birisi sorarsa yavaş yavaş evet konuşabiliyorum biraz diyeceksiniz. Evet. Umuyorum ki tabii ki. Peggy nerede? Bir saat önce ayrıldı. Where is Peg? Evet. She left. L Left. left. She left. One An önce. An hour. hour önce. Önce bir ego. Ego. Evet. Güzel. Geçen cumartesi çok gergindim. Çünkü daha önce hiç uçmamıştım. Şuradayız öncelikle. Evet. Ay gergin olmak. I was nervous, biliyorum. Nervous, tamam. I was Very nervous. nervous last Evet. Saturday because Because, çünkü. I have Evet. I have never. never flying flights Fly, üçüncü ayda flown şeklinde getir. flow. Evet. Tamam. I have never Flown. flown. Daha önce. Daha önce
Daha önce became. Before. 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 Daha önce, evet. Daha önce anlamında. Tamam. Cümlenin sonunda zarf pozisyonunda getirmiş oluyoruz. Daha önce anlamında. Çok güzel bir cümle oldu, değil mi bu? Evet. Daha önce hiç uçmamıştım. Ne sıklıkla tenis oynuyorsun? Ne sıklıkla? Sıklıkla. Do you evet, do you how often How do you play often? your Genelde haftada bir oynarım. tennis? I usually play Haftada bir. per week. One per week. Ons. Gelmedi. Ons a week. Once a week, evet. Once Once a week. a Once week. a week. Twice a week. Ondan sonra times'a dönüyordu, değil mi? Three times. Four Evet. times. Bu şekilde. Evet. Per ne demekti? Per Per week derse. bir anlamında, evet. Haftada bir. Ama per week şöyle. Haftada bir şeklinde. Haftada bir. Evet. Ya da bir haftada. Ya da bir hafta içinde. Tamam. Bir haftada. Tamam. Ya da bir haftalık şeklinde. Per week. Tamam. Yakın bir anlam. Hani yanlış olur mu? Olmaz kesinlikle. Ama biliyorsunuz ki en çok kullanılan yapı once yapısı oluyordu. Once Once a week, twice a week, three times, four times a week. tamam. Genellikle bu şekilde gösteriyoruz öğrencilerimize. Tamamdır. Olabilir. Can, hiçbir yarışta ödül kazandın mı? Kazandın mı? Hiç. Don't have Ezcan never ever ever won. has John every won kazandım ödül ev prize Surprise. At yarıştı at Rice race, değil mi? Rice evet Race, evet. Hiç kazandı mı? Dün televizyon izlerken uyuyakaldım. İzlerken. izlerken while While. I was watching television tamam TV TV. Uyuyakaldım. O sleep kalıbı. O. Fall asleep. Evet. Fall Uyuyakaldım. asleep. Evet. Fall asleep. I fell cold. Kalın. O da ne olur? I fell'a döner, değil mi? I fell I asleep. fell asleep. Asleep. Diyoruz, evet. Şöyle. Fell Asleep, dün de diyelim, yesterday de koyuyoruz. asleep. Evet. Cümlede bu. Şunu da işaretleyelim. George Kanada'ya hiç gitmedi. George has never gone to Canada. Evet. Gone to Canada. Tom İngiltere'ye geri döndü. 3 haftadır İtalya'da. Tom geri dönmek return back miydi? Tabii returned. Return back Return back in in England. England he evet. He has Has been been to Italy in Italy. Nerede dedi? for 3 weeks. Evet, for 3 weeks. Harika, süreci de verdik. Geçen pazar çok şey yaptık. Geçen. We had a lot of things We we did a did. lot of A lot da things. olur. A lot of things de olur tabii ki. Did a lot last week. Sunday. Last Last Sunday. Sunday. Evet. We did Mutlaka a lot of unutmayın. Lastly ifadeler. Egolu ifadeler. Bunlar hepsi simple past'a götürür bizi. past. Evet. Direkt Evet. geçmiş zaman zaten. Nokta atış. Evet. Ben bazen sinemaya giderim. Usually go to cinema. I Sometimes sometimes bazen. I sometimes go to the cinema. evet. Sinema. Nick dün çok çalıştı.
Nick work a lot desek olmaz. Work Word. hard. Word'de bir de hard'ı kullanabilirsiniz. Yesterday. Yesterday. Bu study ile de alakalı zaten. Study hard, Tamam. çok çalışmak. Ya da work hard, çok çalışmak anlamında. Dün partide kaybettiğim yüzüğümü henüz bulamadım. Ejekte clause'u gördünüz mü? Kaybettiğim yüzük. Evet. Henüz diyor. Henüz bulamadım. I have yok she henüz bulamadım. I haven't been found. Found. I Ne? haven't found my My yüzük thing. Şimdi ejecti clause tamamlayın. Which which ben kaybettim part dediğin. kaybetmek neydi? Lost. I lost it. Lost. I lost. Lose fiili birinci hali. Lost'ta Lose, ikinci hali. tamam. Lose lost. Tamamdır. Üçüncü halde lost Lose olarak gel. lost. Partide kaybettim. Evet. It. Etti. At the party. Vardı. Yesterday. Yes. İki tane zaman ifade yerlerine gelmesin. Şuraya ekleyebilir miyiz? I haven't found my ring. Şuraya yet. Şöyle. Yesterday ile birlikte yerlerine getirmeyelim, değil mi? Evet. Yesterday yet ya da yet yesterday şeklinde değil de daha çok şuraya sıkıştırmış olalım. Yeti. Ondan sonra da ejekti pozu başlattık zaten. Okeydir. Tamamdır. Kompleyi 1762'de inşa ettiler. They They built. have They built. built. Bakın direkt nokta atışı geçmiş zaman gördünüz mü? 1970. Şu Tamamdır. da her zaman bizim için yeterlidir. 1990. 1990'da. Bize her zaman Word 2'yi verir. Her zaman. Bu tarih her zaman bize Word 2'yi verir. Nokta atışı geçmiş zaman. Built this castle in Castle. Castle. castle Castle. in Evet. 1762. 62. Harika. 2-2 okuyabilirsiniz. Bir şeyler yemek ister misin? Would you like to would you like to eat Would you like to eat something? something? Harika bir kalıp. Hayır. No, thank you. Teşekkürler. Thank you. I had a dinner. Az önceydim. Az önce I have eaten just. I just have just evet. eaten Akşam yemeği de diyebilirsin. dinner. Head de olabilir, değil mi? Evet. Head de olabilir. Head dinner. Have dinner'dan yola çıkalım. Evet. I have just had dinner. Da o. Evet. Evet. Just az önce anlamında. Bakın karşımıza da çıktı zaten. Aferin. Tamam. Sürekli kalkar. Sue is yok. Sue wake Who gets up? up. Sue gets Evet. up at 6 o'clock Evet. every day. Six o'clock every day. Evet. Dersimiz ne zaman Doktor Adam Recep Bey? Ne zaman istersiniz? Tamam, noktalayabiliriz hocam. Tabii ki. Geri kalanını size ödev olarak ayıralım mı? Tamam. Tamam. Zaten direkt olarak ben bunu göndereceğim Drive'a. Hı. Diğerlerini siz üstüne karalayabilirsiniz. Buraya karalayabilirsiniz. Tamam. Geçen gönderinizi kontrol ettim. Hani böyle o tarz şeylerde hata yapmışım. Anladım. O zaman edat mı bakalım biraz? Olur. Ondan sonra heavily mesela sorular vardı. Ben onları present simple yapmışım. Mesela have you işte bla bla sahip misin derken ben onları hep do'yla yapmışım. You got? Evet. Ya da do Have you you have? got? Evet. Siz Ya hangisiyle da yaptınız burada? ben do you have ile yapmışım. Tamam. Normalde o have you got da söylenmiş değil mi orada? Evet. Siz have you got yapmışsınız. Ben do you have ile yapmışım. Bunların arasında Bir de herhangi bir şey yok. Fark yoktur Recep Bey. İkisi de aynıdır. Tamam. İkisi de Mesela aynı. bazı tamam. Bazılarını siz have got kullanmışsınız. Mesela ben sadece have kullanmışım. Ya da ben have got kullanmışım. Siz have kullanmışsınız. Olur, Böyle olur. Önemli değil. Hiç önemli değil.
Bu İngiliz İngilizcesinde, British English'te kullanıyor. Have you got? Bu da Amerikan İngilizcesinde. Öyle düşünebilirsiniz. Hiç önemli değil. Kesinlikle doğru yapmışsınız. Tebrik ederim. Onun dışında bir şey yok bu hata. Başlangıç temelinde bir şey yoktu. Biraz daha zorlaştıralım onları. Tamam. Böyle tenslere doğru biraz daha gelelim. Simple present Olur. tense, present continuous tense ve simple past tense. Bunların üçünü ek olarak işte bir past perfect ekleriz. Bir esna tense, past continuous tense ekleriz. İyi orada anlamında. Bir de Tamam. present perfect tense de bugün yaptık zaten. Yavaş yavaş bunları egzersizlere de katacağız zaten. Ki bunları da tabii unutmayacağız. Her zaman devam edeceğiz bunlara. Birlikte de burada çözeceğiz zaten. Evet. Bir müddet tense çözeceğiz. Tamam. Bir müddet çözeceğiz. Tenslerde tabii en önemli şey tensler biliyorsunuz zamanlar. Gerisi zaten çok rahat aşılır. Bunları açtıktan sonra, mantığını kavradıktan sonra gerisi zaten çok rahat gelir. Yani ejective clause'dur, noun clause'dur vesaire. Şurada yaptık. En basit şey bu. Yani çok basit. Evet. Which I lost. Kaybettiğim yüzük. Çok basit. Mantığı çok basit. 13 tane tense'i aşarsak birlikte gelecek zamanla, geçmiş zamanla hepsini bunların hepsi çok rahat gelir diye düşünüyorum ben. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Ya ben de yavaş yavaş oturmaya başladı. Mesela sizin o Udemy'deki kurstan bakıyorum. Hani daha rahat o cümleleri çeviriyorum artık. Evet. B1, B2 kursu değil mi? Evet, B1, B2 Çok kursu. güzel. Çok güzel. Yok zaten seviyeniz B1 şu anda. Kesinlikle B1. Net bir şekilde söyleyebilirim. Hani mesela hani bazı dil okullarında vardır işte sizi bir sınava sokarlar. İşte Evet. sizin seviyeniz B1, B2 arasında. Ya hocam ben kendimi B1 hissetmiyorum vesaire söylüyor öğrencilerimiz. Siz Evet. ölçer misiniz vesaire diye. Ölçüyorum ya yani yazdırmaya çalışıyorum. Hani yazamıyor öğrencimiz. Diyorum ki Evet. A2 ya da A1 ortası. Evet. Ama siz tabii ki seviyeniz güzel. Çok beğendim seviyenizi. İlk baştan itibaren zaten beğeniyorum. Bunun Evet. üstüne inşa etmek çok daha kolay olacaktır. Daha hızlı olacaktır. Biz de Tamam. bunun üstüne inşa ediyoruz. Gördüğünüz gibi present perfect tense. Yığınla şey yaptık burada. Ama devam edeceğiz bunlara. Bunları oturtmaya devam edeceğiz. Till'dir, just'tır, yet'tir, never'dır, ever'dır. Evet. Bunların hepsi. Duydunuz, Evet. gördünüz, hoşunuza gitti tense. Ve bunlara devam edeceğiz. Üstüne koya koya gideceğiz. Tamam. Bir dahaki dersimizi yarın yapalım mı Recep Bey? Olur. Uyar bana. Çok iyi olur. Çok iyi Şeyi olur. soracağım. Mesela işte A yani A1, A2 ile B1, B2 yani farkı ne? Yani bağlaçlı cümle kurmak mı? Yoksa hani tense olarak tense tense yani orada da tense, burada da tense. Tabii. Yani normalde A1, A2'de simple present tense. Öncelikle to be fiille birlikte başlıyoruz. Simple present tense, present continuous tense ve verb 2 dediğimiz simple past tense. Genellikle 3 tense oluyor. A1, A2. Anladım. Evet, bunların üzerinde A1, A2'de 3 tense. tabii. 3 tense, maksimum 4 tense. Present perfect tense de bazen katılabiliyor. Bazı hocalar katıyor. Ama önemli olan burada tabii basit edatlar veriliyor. Basit yapılar veriliyor. Ondan sonra Evet. yer ifadeleri, zaman ifadeleri bunlar basit şekilde veriliyor. Basit cümle. Anladım. Ben ettim, ben gittim, ben yaptım şeklinde. Ama B'ye Evet. geçtikten sonra artık konular daha da artıyor. Ejective clause giriyor. Kaybettiğim yüzük mesela. Noun clause giriyor. Nokta nokta kaldığım yeri bilmiyorum. Neden öyle yaptığımı bilmiyorum mesela. Onlar giriyor. Diğer tensler giriyor. İşte bu işte dedim geçmişin geçmişi. Past perfect tense. Head artı Evet. verb 3. Bu giriyor. Present perfect tense tamamıyla ortama giriyor. Ondan sonra işte esna tense dediğimiz çok önemli bir tense. Esna tense. Past continuous tense. Evet. Yaparken yiyordu. Mesela eve geldiğimde annem yemek yapıyordu. Ne kadar önemli bir tense. Ne kadar önemli. Evet. Can anlamında while'ı, doing'da doing'de anlamında when bağlacını kullanıp iki tane cümle üst üstüne kullanıyoruz. Çok önemli yapılar. Çok çok değerli yapılar bunlar. Ve günlük Evet. hayatta da bunları Türkçe olarak da zaten biz kullanıyoruz ki. Hepsini zarf olarak da tercih ediyoruz. Mesela burada olduğu gibi just'ta, yet'te, still'da, ever'da, so far'da, never'da. Hepsini tercih ediyoruz bunların. Bunlar daha çok işte B1, B2 dediğimiz orada günlük hayata daha çok yansıması. Tamamıyla işte yazıyoruz, okuyoruz. Bunu speaking'e döküyoruz. Anladım.
Sıfır ekimden önce mutlaka siz de biliyorsunuz ki çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Ki Evet. anında çıkartalım dilimizden. Saniyelik çıksın yani. Evet, yani Tabii. otomatik olarak Öğrenerek. hangi tens olduğunu Kesinlikle. tahmin edelim. Saniyelik. Kesinlikle saniyelik. Hemen tık Evet. diye oradan hangi tens olduğunu bileceğiz. Kurmak istediğimiz cümlenin hemen onu dilimizden çıkartacağız. Yani mükemmel konuşmak aslında budur. Önce mükemmel yazmaktan ve okumaktan geçer. Zamanla oturacak diye düşünüyorum ben. Tamam, ben de beğeniyorum yani sizin derslerinizde anlaşılıyor yani anlıyorum. Yani ilerlediğimi de fark ettim. Çok güzel. Yavaş yavaş olacak. Evet. Boşluklar dolmaya başladı değil mi yavaş yavaş? Evet. Evet, önemli olan o zaten. Fill Aynen. in the gaps. Boşlukları doldurmak. Eksik Evet. kalan parçaları yerine koymak. Aynen öyle. Aynen. Belli bir şeyleri öğrenmişsiniz. Çok güzel. Belki ortadan başladığınız bir dönem. Belki baştan tekrardan başladınız. Sil baştan yaptınız. Evet. Biraz karıştı. Güzel öğrenmişsiniz. Ama geç mesela temel seviyede de eksiklikler var. İleri seviyede de olabilir. Onları da kapata kapata gidiyoruz. Evet. Boşlukları kapatalım. Mesela duş almak dediğimiz. Have a shower, take a shower. Çok basit normalde. Evet. Mesela bunların aklınıza bir anda sahnelik çıkması gerekiyor. Yani Saniye. bu kelime öğrenmek için, geliştirmek için daha doğrusu bu uygulamalar var. Onlarda mesela online kitap okuyayım mı yoksa Memrise diye bir uygulama vardı, kelime öğretiyordu. Memrise güzel Yani olabilir. Memrise güzel olabilir. o zaman ben Memrise'i kullanayım. Hem Onu basitti. kullanabilirsiniz. Bir de size şey de önereyim. Egzersiz de hazırlayayım size. Collocation'larla birlikte. Tamam. Mesela get'le, make'le çok yapılar oluyor ya böyle. Evet. Onları hazırlayayım ben. Birer tane de cümle kurayım oraya. Türkçe cümle. Sizden İngilizcesini çevirmesini isteyeyim. Olur hocam. Hem kelime olarak da isteyeyim. Normal düz kelimeler. Hem de collocations dediğimiz kalıplar üzerinden de. Take a shower mesela bir collocation'dır, kalıptır. Evet. Bunları da toparlayayım size. Bugün içerisinde bir egzersiz yapalım Recep Bey. Tamam olur hocam. Acelesi yok. Zamanla da yaparız. Müsaitsiniz. Sizin için yaparım tabii ki. Kelime olarak da collocation olarak da. Tamam. Egzersiz olarak kullanabilirsiniz. Yani şey de tavsiye edebilirsin işte sözlük, hani deyimler sözlüğü gibi bir şey okuyordu mesela lisedeyken benim arkadaşlarım. Oradan kelime ezberliyorlardı. Yani şöyle, kelime ezberlemek hani bir yere kadar oluyor biliyor musunuz? Bunları cümle Anladım. Cümle kullanmadığımız içinde kullanmamız gerekiyor. kesinlikle, kesinlikle öyle. Hani öğrendik, belli bir hani şey sözlük aldık, bir şey aldık. Ama bunları kendi günlük hayatımıza yansıtmazsak, cümle kurmazsak, içimizden gelerek bu kelimeleri kullanmazsak, Evet. içselleştirmezsek olmuyor. Gerçekten unutuyoruz. Hı. Bunları kesinlikle basit cümleler üzerinde kurmayı deneyin en azından. Basit cümleler. Evet. Yani Tamam. get'le, make'le çok kalıp var. Normal zaten yapmak, etmek, gitmek dediğimiz fiillerimiz zaten var. Evet. Onların bir ileri seviyesi var. Satın almak fiilinin mesela buy fiili ama purchase de var mesela. Hı. Purchase fiiliyle birlikte mesela güzel bir işte marketing cümlesi kurabilirsiniz. Evet. Satın almak anlamında ya da import, export, ithalat, ihracat. Bunlarla alakalı. Evet. Kesinlikle güzel basit cümleler kurarak böyle bir de defter tutarsınız. Arada bir de tekrar edersiniz. Biz de Evet. zaten burada elimizden geldiğince farklı cümleler, kelimelere de yer veriyoruz. Evet. Hem bizim katkımız da burada hem de siz kendi bireysel katkınızla bunu birleştirip kelimeler sayısını da arttırabiliriz tabii ki. Haznemizi arttırabiliriz. Bu da zamanla olacak bir şey zaten. Hemen kesinlikle ezberlemenizi de beklemiyorum. Yavaş yavaş beraber de öğreneceğiz bunları da. Aynı zamanda Tamam hocam. bölümler mesela bittikten sonra da ters bittikten sonra bütün bölümler bittikten sonra da kelime olarak da birebir de Olur. Yani işte çalışabiliriz. yani siz nasıl uygun görüyorsunuz, o şekilde ilerleyelim. Hem metin de yazarız. Hı. Metin de çeviririz birlikte. Kelime egzersizleri de yaparız.
Olur. Bir kelime brainstorming yaparız. Mesela bir kelimenin 5 tane eş anlamlısı var, değil mi? Evet. Ya da türevleri var. Mesela success'dan Evet. gidin. Successfully var, succeed var. Ondan sonra success var, başarı anlamında. Successful var kendisi. 4 tane, 5 tane türevi var bunların. Evet. Bunlar da çok önemli. Doğru söylüyorsunuz. Aynen, brainstorming şeklinde, beyin fırtınası şeklinde mutlaka yaparız onları. Çok var ki öyle. Öyle çok var. Peki hocam. Recep'le görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Sağ olun. İyi Kolay günler. gelsin. Hoşça kalın. Bu videoyu da alabilirsin. Bir 2 saat, 3 saat içerisinde. Tamam hocam. Sağ olun. Hoşça kalın. Egzersizi de bugün göndereceğim size. Tamam hocam. Tamamdır. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun.